Fahiş kira artışları ile ilgili dört bakanlık harekete geçti demiştik. Bugün saat 19'da bir toplantı yapılacak. Peki nasıl bir düzenleme planlanıyor acaba? Ayrıntıları A Haber ekibinden Filiz Uçan'dan dinleyeceğiz. Filiz, söz sende. Evet Banuel, sizler de aktardınız. Özellikle büyük şehirlerde 2-3 katına çıkan kira fiyatlarına karşı hükümet devreye giriyor. Bugün 19 itibariyle 4 bakanlık vatandaşların mağduriyetini giderebilmek için toplanıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda yapılacak toplantı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ev sahipliğinde yapılacak. Toplantıya Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yine Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş ve Ticaret Bakanlığı'ndan katılımcılar olacak. Ayrıca AK Parti'nin meclis üyeleri de yine bu toplantıda bulunacak. Daha önce bürokratlar düzeyinde de bir toplantı gerçekleştirilmişti. Büyük şehirlerde artan kirayı sınırlamaya yönelik, aynı zamanda tüfe oranının aşan kira fiyatlarına karşı da yine bir denetim şeklinde de bir toplantı gerçekleştirilmişti. TOKİ'nin ve belediyelerin kiralık konut üretimi gibi formüller de gündeme gelmişti. Bugün de bu toplantıda, 19'da gerçekleştirecek toplantıda bunların gündeme gelmesi bekleniyor. Tabii ayrıca Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yurt dışından örnekleriyle inceleyerek oluşturduğu alternatif yollarda yine bu toplantıda değerlendirilecek. Genel kanı mevcut yasanın yeterli olduğu, ancak uygulama noktasında denetimlerin sıklaştırılması yönünde bir karar çıkması bekleniyor. Tabii hükümetin yaklaşımı her geçen gün artan mağduriyetlerin bir an önce giderilmesi konusunda. O yüzden bu kapsamda da toplantı sonrasında yasa teklifi haline getirilmesi, bir düzenleme yapılıp bunu da meclise sunmak bir gündemde olacak. Özellikle bu noktada Hollanda formülünün de uygulanması bekleniyor. Peki Hollanda formülü nedir? Hükümet Hollanda'da belirlenen bir fiyatı, evlerine verilen bir fiyatı vatandaşlara söylüyor ve ev sahipleri o hükümetin belirlediği fiyatın üzerinde bir fiyat belirlenemiyor. Türkiye'de de bu formülün uygulanması bekleniyor. Tabii 19 itibariyle de biz de bunu öğrenmiş olacağız. Toplantı 19'da gerçekleştirilecek diyelim. Biz de konu takipçisi olacağız ve yeni detayları oldukça da sizlerle paylaşacağız diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım. Filiz, çok teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için.